eğitim anlamında sorunları var, trafik anlamında sorunları var, ekonomik sorunları var. Ama bunları çok kısa açıklarsak, Turgutlu'da şu anda tam bir trafik keşmekeşliği var, otopark sorunu var. Bunların acilen çözülmesi lazım. Ergenekon kavşağı sorunu var. Maalesef canlar gidiyor, gençlerimiz ölüyor. Bu konuda geçtiğimiz dönemde 2014-2019 dönemindeki belediye başkanımız döneminde Ergenekon kavşağı ihalesi yapıldı. Ama sonra ne hikmetse yapılan ihale iptal edildi. Bunun bir an önce gündeme getirilmesi lazım. Siz basın mensupları da bu konuyu gündeme getirip oradaki canların yitirilmemesi için bir kamuoyu oluşturmamız lazım. Lütfen bu konuda herkes üstüne düşen görevi yapsın. Bir an önce oradaki Ergenekon kavşağı projesi, alt geçit, üst geçit projesi bir an önce hayata geçirilmesi lazım. Eğitim anlamında 2004-2014 döneminde tam bir eğitim seferberliği yapmıştık. Yaptırdığımız hayırseverlere, devlete ve belediye olarak yaptırdığımız okulun, yurdun, kreşin, sağlık ocağının hatta hesabı yok. Herhalde 20'ye yakın sayabilirim şu anda size. Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesinden Turgutlu Meslek Yüksekokulu'na, Hasan Ferdi Turgutlu Endüstri Meslek Lisesi'nden okullara yaptırdığımız Dalbahçe'ye, Avşar'a, Mustafa Kemal Mahallesi'ne yaptırdığımız okulların, Albayrak Mahallesi'ne yaptırdığımız kreşlerin haddi hesabı yok. Yani bunlar sadece aklıma gelenler. Ama 2014'ten sonra, benden sonraki dönemde bırakın devlete okul yaptırmayı, elimizdeki hayırseverleri bile bir küstürdük. Allah rahmet eylesin. Hasan Ferdi Turgutlu, Turgutlu'ya küsürdü. Hasan Ferdi Turgutlu yaşasaydı ve ben görevde olsaydım, Hasan Ferdi Turgutlu Eğitim ve Kültür Vakfı'nı kuracaktık. Aşağı yukarı şu anda 100 milyon lira, 100 trilyon lira değerindeki nakdi ve gayrimenkullerinin tamamı bu vakfa bağışlanacaktı ve bunların tamamı Turgutlu'ya eğitime destek olacaktı. Ama maalesef benden sonraki belediye başkanı o değerli insanı hoş tutamadı ve adam bütün gayrimenkullerinin nakdini Türk Eğitim Vakfı'na bağıştırdı. Bunların Turgutlu kamuoyunda bilinmesi lazım. Siz 5 yılda 50 proje sözü verirseniz ve sonra da onların sadece ikisini üçünü yaparsanız Turgutlu'ları aldatmış olursunuz. Hem de düzgün çalışan bir sistemi allak bullak etmiş olursunuz. Vebal alırsınız. Bu vebali ölünceye kadar da sırtınızda taşırsınız. Şimdiki belediye başkanımızın da verdiği birçok söz var. Ama görevi ve dönemi devam ettiği için de şu anda onları yapmasını bekliyoruz. İnşallah bunları gerçekleştirir. Yaparsa alkış tutarız. Ama yapmazsa da bir Turgutlu halkı, vatandaşı olarak eleştiride bulunuruz. Turgutlu'nun otopark sorunu var. Atatürk Bulvarı'nı bırakın, Piyaloğlu Caddesi ve diğer yollarda artık evimizin önünde bile park etme sorunu var. Bunların bir an önce çözüme kavuşması lazım. Organize sanayi bölgesinde biz bıraktığımızdaki yatırımlar aynı duruyor. Zaten orada lokomotif firmamız Seramiksan. Seramiksan'ın yatırımları dışında, bir iki ufak yatırım dışında hiçbir yatırım yok. Ama arsa fiyatları 1 milyon lirayı buldu. Ben burada bir rant kokusu seziyorum. Bunu bir an önce çözüme kavuşması lazım. Turgutlu Spor'un hali ne olacak başkanım? Evet. En hassas olduğum konulardan bir tanesi. Biliyorsunuz her zaman söyledim, yine söylüyorum. Turgutlu Spor benim çocuğum gibidir. Ve Turgutlu Spor için nelere yaptığımı bütün Turgutlu kamuoyu çok iyi bilir. Ama ben şunu söyleyeyim. Turgutlu Spor'da işler iyi gitmiyor. Bir uyumsuzluk var. Belediye ve yönetim anlamında bir uyumsuzluk var. Burada daha önce de söylediğim gibi
Turgutlu Spor, Turgutlu Belediyesi'nin desteğine her zaman ihtiyacı vardır. Belediye Başkanı'nın desteğine ihtiyacı vardır. Turgutlu Spor sıkıntısını Çetin Akın çözebilir. Çünkü geçenlerde bir televizyon kanalında da söyledi, Turgutlu Spor konusuna el atacağız dedi. Bir Turgutlu vatandaş olarak, bir Turgutlu Spor taraftarı olarak Sayın Belediye Başkanımızın bir an önce bu konuya el atmasını, en azından mevcut başkan ve yönetimle uzlaşmasını, anlaşmasını bekliyoruz. Eğer uzlaşma ve anlaşma yoksa da iki medeni insan gibi bu işin bir an önce ayrılıkla olacaksa da ayrılıkla olsun ama çözüme kavuşsun. Çünkü bundan en çok futbolcular etkileniyor. Aslında bizim iyi bir takımımız var. Bugün lig lideriyle deplasmanda 2-2 sonuçta ayrılıyor ve lig liderinin başkanı bugüne kadar oynadığımız en kaliteli, en iyi takım Turgutlu Spor diyor. Demek ki bu çocuklar, bu gençler bu kabiliyetleri var. Ama eğer sosyal tesislerde sıcak su akmıyorsa, sosyal tesislerde kalorifer çalışmıyorsa, sosyal tesislerde çocuklar huzurlu, mutlu kalamıyorsa hafta sonu veya hafta içi oynayacakları maça da konsantre olamazlar. O futbolcunun bu yönetim, belediye sıkıntılarını düşünmemesi lazım. Çocukları maça çok iyi hazırlamak lazım. Bütün bu sıkıntılara rağmen düşme hattının hemen üstündeyiz. Tehlike çanları çalıyor. Turgutlu Spor'a bir an önce el atsın Sayın Başkanımız. Bir an önce Turgutlu Spor'daki sıkıntıları gidersin. Yoksa bu kadar emek, bu kadar para, bu kadar zaman, biz yeni stadyumumuz da ayrı bir dert zaten. Neredeyse 10. senesini tamamladı, hala stat açılmadı. O konuya ayrıca girmek istemiyorum ama biz yeni stadyumumuzda 3. lig takımı olarak değil, en azından 2. lig takımı olarak oynamak istiyoruz. Başkanım, imarda bir görevli memur açığa alındı. Başkan Çetin Akın meclis toplantısında bir memurun açığa alındığını söyledi. Bu konu hakkında ne demek istersiniz? Bunu da ben Çetin Akın'ın meclis toplantısı açıklamasında seyretmiştim. Bu yargıya intikal ettiyse bizim bu konu hakkında bir şey söylemeye pek hakkımız yok ama 2014-2019 döneminde özellikle İmar Müdürlüğü'nde kat çıkmaları, balkon çıkmaları, asansör konularıyla ilgili suistimallerin ve dönen rüşvetin haddi hesabı yoktu. Bunu seçimlerde de zamanında söyledim. Dönemin belediye başkanı da bu konularda hep sessiz kaldı, suskun kaldı ama el altından İşte Turgutlu Spor'u nasıl idare edecektik, Turgutlu Spor'u nasıl yaşatacaktık sözleriyle bahane ettiler. Peki Serhat Orhan 10 sene belediye başkanlığı yaptı, Turgutlu Spor'u playoff'ta oynattı, Turgutlu Spor'u 3. lig, hatta amatör, hatta en altlardan aldı, 2. ligde playoff'a kadar oynattı ama hiçbir imarla ilgili dedikodu, yolsuzluk iddialarına muhatap olmadı. Hiçbir memurunu böyle bir kazanın içine atmadı. Bununla ilgili hiç kimse merak etmesin. 2014-2019 dönemindeki yönetim bu dünyada olmazsa öbür dünyada bunun hesabını verecekler. Ama herkes, o paraya bulaşan herkes, o imarın tuvaletinde para alışverişi yapan herkes vebal altındadır. Bunun için belediye başkanı benim haberim yoktu diyerek bu işin içinden sıyrılamaz. Belediye başkan yardımcıları sıyrılamaz. OSB'nin yöneticileri bu işin içinden sıyrılamaz. Ben cebimden harcadım, servetimden harcadım, Turgutlu Spor'u ayakta tuttum, alacağım olmasına rağmen sildim, hiçbir iddiada bulunmadım. Ama Turgutlu Spor'u 2. ligde başarılı bir pozisyonda bıraktım ve en önemlisi
Ben bıraktığımda Turgutlu Spor'un altyapısı, Turgutlu Spor'un tesisleri, Turgutlu çocuklar faaliyet gösteriyordu. Turgutlu hocalar faaliyet gösteriyordu. Şimdi Turgutlu hocaları, Turgutlu çocukları mumla arar olduk. Bu Turgutlu'nun kanayan bir yarasıdır. Bozulanı düzeltmek şu anki belediye başkanının görevidir. Manisa Son Haber. İlkeli, hızlı, cesur, tarafsız ve halkın yanında haber sitesi. manisason haber.com